Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen senenin trendi olduğu gibi bu yazda en popüler olan flash tatular hakkında bir video hazırladım. Nasıl yapılır? Nasıl çıkartılır? Nerelerden temin edebilirsiniz? Değişik kombinlemeler nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Flash tatuların kalıcılığı deriyle suya en fazla temas edenle en az temas eden yer arasında 3 ile 7 gün arasında değişmektedir. Nerelerden bulabilirsiniz? Ben ilk flash tatumu geçen yaz yapmış olduğum Mykonos adası gezim sırasında almıştım. Goldfish olması gerekiyor markanın ismi. İlk çıkan marka zaten oydu bildiğim kadarıyla. İnternet sitesini aşağıda sizin için link olarak bırakacağım. Sonrasında Instagram'dan birçok butik getirdi bu flash tatuları. Ama benim en çok güvendiğim butik Fenomenya'ydı. Onun da linkini sizler için aşağıda belirteceğim. Sonrasında da Watsons'larda gördüm. Artık her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama her yerde bulabiliriz diye hemen soğumayın. Çünkü sizin yaptığınız farklı kombinlerle fark yarattığınızı bilmenizi isterim. Hadi gelin ufak bir demo yapalım. Ardından da kombin nasıl yapılır sizlere anlatacağım. Ama öncelikle ihtiyacımız olanlar neler? Bir kase su, biraz pamuk ve makas. Şimdi bakıyorum hangisini yapsam diye düşünüyorum. Bunların arasından size anlatmam için en uygun olan dövmeyi arıyorum ve sanırım buldum. Bu iki kuş düğünü yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu ikisini yapacağım. Ama önce dediğim gibi ihtiyacımız olan makası alıyoruz elimize ve ikisini ayıracağız. Şimdi bir kase suyumuzu hazırlıyoruz. Pamuklarımız da yanımızda. Birini ıslatacağız, biri de kuru olarak kalacak. Bu iki tatuyu da uygulamayı düşünüyorum. Ama öyle olmasına aldanmayın. İkisini de ayırmamız gerekiyor. Öbür türlü onları doğru bir şekilde yerleştiremeyiz. Mümkün olduğunca ne kadar kıyılardan, köşelerden kırparsanız yapıştırdığınızda daha rahatlık çekersiniz. Şimdi bu tatunun üstündeki şeffaf jelatini çıkartıyorum. Ve bunu uygulamak istediğim yeri seçerek uygulayacağım. Yalnız bu yerin temiz olması gerekiyor ve kesinlikle oraya krem sürmemiş olmamız gerekiyor. Bunları da unutmayın. Yoksa yapışmaz hiçbir şekilde tatu oraya. Şimdi yerimize karar verdik. Onu hafifçe yapıştırıyoruz. Sonrasında pamuğumuzu alacağız elimize ve onu hafifçe ıslatacağız. Yalnız çok ıslak olmamasına özen gösterin. Hafifçe ıslaklığını alın. Nemliden ıslığa geçişli bir pamuk olabilir. Hafifçe üstüne buffing hareketleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafiften rengi belirlenmeye başladı. Ve kuru pamuğumuzla fazla ıslaklığı alıyoruz üzerinden. Yavaşça kağıdı kaldırıyoruz. Ve işte tatumuz hazır. Şimdi diğer tatumuzu da yapıştıracağız ve bunun ardından sizlere nasıl çıkartılır ve nasıl kombin yapılır bölümlerini anlatacağım. Yapmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Uygun bir şekilde kesiyoruz. Pamuğumuzu ıslatıyoruz. Sonrasında kuru bir pamukla fazlalığı alıyoruz. Ve hafifçe kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi tatumuz hazır. Peki ya bu tatuyu beğenmediniz, silmek istiyorsunuz ya da eski parlaklığını yitirdi, nasıl çıkartacaksınız? Hadi gelin bunu anlatalım. Tırnakla denediniz, tabii ki de çıkmayacak çünkü yapıştı.
ve tırnağınız, ojeniz mahvoldu. Aynen benim gibi. Suyla deneyebilirsiniz. Ama su siyah olan dövmelerde kesinlikle bir etkide bulunmadı. Gümüş renkli olan tatuyu anında çıkarttı diyebilirim. Gördüğünüz gibi çıktı. Peki diğer siyah tatu için ne yapabilirim? Deniyorum, suyla çıkarmayı deniyorum. Ama ne yazık ki çıkmıyor. Ne kadar denediysem, uğraştıysam minik minik parçalar ayrıldı ama tamamen çıkmadı. Bunun için bana yardımcı bir ürün lazım. Bunun için ne kullanabilirsiniz? Çeşitli yağlar kullanabilirsiniz. Ben bunun için argan yağlı saç serumu kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu ürünü kullanacağım. Çok az bir serumu hafifçe pamuğa alıyorum. Bunu hafifçe, yavaşça çıkartmak istediğim bölgeye sürüyorum. Burada hızlı yaptığıma bakmayın. Videoyu hızlıya sardığım için bu şekilde gözüküyor. Derinize zarar vermek istemezsiniz. O yüzden yavaş yavaş hareketlerle, serumla, kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Serum olmak zorunda değil, çeşitli yağlar da olabilir. Hatta zeytinyağı bile çıkartabilir. Evet, hadi gelin şimdi kombinlemeye geçelim. Bu Fenomenya'nın bana yollamış olduğu tatulardan buradan bir model seçtim ve şimdi onu diğer tatulardan ayırıyorum ki rahatça çalışayım diye. Ve şu yandaki uzun olan tatular hoşuma gitti. Onunla kombinleyebileceğimi düşündüm. Neden mi? Çünkü şekilleri birbirlerine benziyor. Değişik tribal, böyle üçgenli üçgenli bir tatu. Bunu nasıl yapmak istedim? Bunu ilk başta elimin üstünde o büyük bölgeyi ve o ince olan bölümü de bileğimden koluma giden bölümde kullanmak istedim. Önce yerimi seçiyorum. Jelatini kaldırdım. Daha sonra gördüğünüz gibi fazlasıyla ıslak bir pamuğu koydum. Çünkü neden? Buradaki tatumuz büyük. Çok nemli bir pamuk. Ne yazık ki yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden daha ıslak bir pamuk kullanıyorum. Daha sonra kuru pamukla nemini aldım ve çıktığımda manzara istediğim bir manzara. Şimdi diğerinin jelatini çıkartıyorum. Ve uygun olduğunu düşündüğüm yere hafifçe yapıştırıyorum. Yine ıslak pamuğumu alıyorum. Hafifçe ıslatıyorum daha da fazla. Yavaş yavaş buffing hareketleriyle tatuyu ıslatıyorum. Ve gördüğünüz gibi kendi kendine çıktı bile kağıt. Tatum hazır. Gördüğünüz gibi çok basit uygulanması, hiçbir zorluğu yok. Kombinlemek de tamamen sizin elinizde. Neyi neyle kombinlemeniz gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor gerçi. Burada gördüğünüz gibi çeşitli şeritler kullandım ama birbirleriyle uyumlu olan şeritler. Bunlara dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.